Yavaş yavaş biz de izleyeceğiz maçı. Biz de havaya girelim. Çok güzel. Çok, gerçekten çok, çok güzel. Vesfalen de Engin ya buranın yanında. Vallahi bak yani bayılıyorum ben. Bursa, Eskişehir, eskiden Kocaeli Spor, Sakarya Spor. Hatırlamazsın sen Ekrem. Gerçekten efsane bir görüntü var. Bursa'da oynayasın geldi değil mi Ekrem? Ha? Yani orada olsam ölüyü daha diriltir fazla, yani daha, daha bir fazla oynamak isterdim yani. Evet, bu inanılmaz bir atmosfer ya. Çok. Zaten çok. O çim kokusu şu an o atmosfer bambaşka bir şeydir orada yani. Atmosfer tüm ihtişamıyla devam ediyor. Aslında bu maçla birlikte her maçta her stadyumun bu atmosfere ulaşması için artık gerekli tedbirler nelerse onun da bu maçtan örnekler çıkartılarak uygulanması lazım. Bilet fiyatlarının %50'den daha fazla indirime gidilerek yönetimin de bir jest yaptığını bir kez daha hatırlatalım. Bursa Spor Tribünleri bugün stat açıldığından bu yana ilk kez kapalı gişe. Bunu tekrar altını çizelim çünkü gerçekten sıra dışı bir atmosfer. Nasıl bir futbol bekliyorsunuz? Vodafone Arena'da tur atlamanın moraliyle yine çok yüksek bir atmosfere deplasmana gelen Fenerbahçe'den bugün. Tabii Müjdat, senin de söylediğin gibi Kayseri mağlubiyetinden sonra önemli bir kupon içinden galibiyetle daha moralli bir Fenerbahçe var. Önemli bir veri Fenerbahçe için. Çünkü orta saha, hücum oyuncuları veya savunmadaki hem de bir sol bek olarak bunu çok doğru yapan bir oyuncu. Şener'e göre daha dengeli bir oyuncu ve bugün de senin söylediğin gibi İsmail Köybaşı oynayacak. İsmail Köybaşı tabii daha enerjik, daha o koridoru kullanacak, daha atletik, daha koşucu bir oyuncu. Ama biraz daha hamle zamanlamasına, özellikle yani oyun içinde geometriye, hani savunma oyuncusu geometri çok önemlidir. Topun gelişine göre pozisyon alması biraz daha dikkat etmeli. Atıf'a gelince Atıf'la mutlaka oyunu tutarsınız. Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Çünkü çok lens endeksli oyunlar oluyor. Lens'in yorulduğu zaman da devreye sol kenarın bir şekilde girmesiyle Fenerbahçe'nin son zamandaki en büyük sıkıntısı bu. Yani burada Volkan'ın tabii ki bugün kadroda ama oynamayışı ciddi anlamda oradaki hücum opsiyonu farz eden eğer 10 tane yarı sahaya rakip yarı alanına geçiyorsa 8 tanesini Lens kanadından kullanıyor. Bu tabii ki Lens çok becerili oyuncu, farklı bir oyuncu. Ya oyun aklı, bir çizgi oyuncusu olarak oyun aklı. Tabii Van Persie gibi bir oyuncunun da bugün olmayışı o da mutlaka etkiler ama Fenerbahçe'nin Lens'in kanadına bu kadar çok döndüğü zaman hem Lens yeri geldiğinde bir şekilde bugün Asbeyç oynuyor. Hem onun koridorunu kovalıyor. Diğer maçlarda da sol kenardaki oynayan savunmanın bekini kovalıyor. Hem de öne doğru devamlı 20 kilometre üstü koşularda Fenerbahçe'nin birinci oyuncusu. Ve de oyunun özellikle son bölümünde, ikinci yarı final bölümünde ister istemez düşükler de yaşıyor. Bunu mutlaka bugün pas organizasyonunda biraz daha Fenerbahçe'nin sol kenarda, altın kenarda bir şekilde kullanması da gerekir. Şu anda devasa bir Türk bayrağı da açıldı. Sizin de gördüğünüz gibi Timsah Arena'da gerçekten 17 Ocak 2016'dan bu yana en sıra dışı atmosfer.